Avni Başbakan'ın iç kabinesinden sanmıyorum. Asla, asla öyle biri değil. Ama bizim başbakanın etrafının yani ikinci halkada, üçüncü halkada çok sayıda bu çevreden insanlar vardı. Oradan bilgi kırıntısı. Buradan şimdi sen de gazeteci olarak aşağı yukarı ekibin tamamını tanıyorsun. Birebir biliyorsun. Telefonları var sende, özellikleri ben bilirsin. Ben değilim Fuat Avni, başıma iş açma şimdi öyle düşünecekler. Şimdi Fuat Avni'ye servis yapan bir sürü insan var. Yani Fuat Avni bir karakter mi, birkaç kişi mi? Birkaç kişi, kesinlikle bir kişi değil. Ve çoğu spekülasyon. Yani analizlerin de bana çok komik geliyor işin gerçeği. Yani bir tane doğru söyleyip arkasından beş tane yalan söyleyince onu tutmaz. Ben de bir soru soracağım. Retek kim? Ben Retek'in tam ne olduğunu bilmiyorum ama Retek'in göründüğü gibi bir hacker grubunun ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum ama çözebilmiş değilim. Ne gibi yani? Daha farklı bir soruları grup. Ben soruyorum. Ha, bilmiyorum. Sence? Ben sana soruyorum. Daha iyi bilirsin belki. Yani pek o yani Retek belli ki ciddi bağlantıları da olan ama içinde muhalif insanlar da olan yani önemli bir yapı. Ama tam olarak çözebilmiş değilim. Peki. Teşekkür ederim. Niye sordun? Yok sen Fuat Avni'yi merak ettin. Ben de Retek'im. Fuat Avni Retek mi? Bak o da güzel bir ilişki. Bize bu kampanyaları yapan Retek, bize aynı şekilde saldıran Fuat Avni. Bir kontak kurabiliriz ama burada. Ama Halk TV'ye çıkıyor mesela Retek'in bir sözcüsü. Yani apayrı bir yerden konuşan, sol jargona hakim. Belli ki her şey olabilir.